Herkese iyi akşamlar. YouTube Astrodea'ya hepiniz hoş geldiniz. Konuğumuz magazin dünyasının usta kalemi Tayyar Işık Saçan. Gökyüzü enerjilerini, magazin dünyasında gerçekleşen olayları, dünden bugüne magazinde neler değişti, neler gelişti merak edilenleri konuşacağız. Evet, Tayyar abi geldi. Tayyar abicim istek gönderdim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Nasılsın abicim? İyiyim Şenay'ım. Sen nasılsın? Çok şükür hamdolsun. İyiyim ben de. Gökyüzü neler söylüyor bize Haziran'a girerken? Gökyüzü son derece güçlü etkilerle dolu. Mayıs ayı zaten tutulmalar serisiydi. Haziran ayında da 10 Haziran'ı 11'ine bağlayan gün. Bir güneş tutulmasıyla karşı karşıya kalacağız. Gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi. Seninle yaptığımız yayında da geçtiğimiz dönemlerde paylaşmıştık bunu. Gizli kalmış pek çok şeyin gün yüzüne çıktığı, dengelerin değiştiği, dönüştüğü, hayatımızda doğru bildiğimiz şeylerin yanlış olduğuna idrak ettiğimiz iyi ile kötünün savaşının tam merkezindeyiz. Haziran ayında özellikle Plüton durağan konumda Mayıs ayında başladı ki 28 Nisan'dan beri dünya ve ülke gündeminde yaşadıklarımız ortada. Şimdi akabinde öğretmen Satürn ve Merkür durağan konumuyla birlikte durup düşünmemiz, hayatın içerisindeki yolculuğumuzda alma ve verme dengesini yeniden yapılandırmamız, uğramış olduğumuz adaletsizlikler, yapmış olduğumuz yanlış yaklaşımlarla ilgili her şeyi masaya yatırıp yüzleşme zamanı. Haziran ayında tüm burçlar için söylemem gerekirse eğer Tayyar abi, hayatını başkalarının üzerinden kazanmayanlar, sabredenler, bedel ödeyenler, kendi menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda insanları güvendiklerini yarı yolda bırakanlar yaptıklarıyla yüzleşirken şimdi emek verip sabredip akıllı olup da aslanın yaralısından çok bilip az konuşandan imtihan olacağımız bir Haziran ayı karşılıyor bizleri. Umarım anlatabilmişimdir gökyüzünün mesajını. Şimdi magazin dünyası için çok olaylı başladı biliyorsun ki bu iş. Bu evet. Sabah bir Demet Akalın Seda Sayan kavgasına uyandık. Sonra da çok geçmeden işin içine bir de Ebru Yaşar dahil oldu. Öyle mi? Onu daha kaçırdım. Daha düne kadar etle tırnak misali bir hayat süren, Demet'in abla diye eteğinden ayrılmadığı, Seda'nın her zamanki gibi o koruyan, kollayan tavrı bir anda başka şeylere döndü. Birbirlerini sildiler, yanak yana fotoğraflara tövbe ettiler, cenaze evine davulla gidilmez falan dediler. Bunun bu değişimle bir alakası var mı? Çünkü hani Seda'yı da Demet'i de bilirim. Demet genelde etrafındakilerle iki arada bir derede kavga eder ama bambaşka bir yüreği vardır. Bir ay geçmeden de barışır. Seda da genelde işiyle ilgili çok kavga etmez herkesle. İşine bakan bir yapısı vardır. Ama bugün çok böyle gırtlak gırtlağa geldiler. Onların bu kavgası bu şeyle alakalı mı, dönüşümle alakalı mı? Kesinlikle. Zaten bu dönemde Tayyar abi şöyle 27 Nisan'dan Mayıs ayı enerjilerine bir baktığımızda bir kere yılın ilk kanlı ay tutulması gerçekleşti birkaç gün önce ki astrolojide bilirsin sen her zaman söylerim. Ay ve güneş tutulmaları çok önemli etki ve enerjileri beraberinde getirir. Düşüncesizce söylenen her söylemin karşılığını bulduğu, sabırlı insanların sabrının taştığı ve asla yapmaz, konuşmaz dediklerimizin bam teline basarak hiç beklenmedik tepkilerle karşı karşıya olduğumuz bir dönem bu aslında. Tamamen gökyüzü enerjilerin yansıması tezahür ediyor. Bu dönemde elimize, belimize, dilimize sahip çıkamazsak, kendimizle ilgili yüzleşmeler veya empati kuramazsak, hiç beklemediğimiz yerden kendi gerçeklerimizle ilgili gerçeklerin gün yüzüne dökülüp saçılmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. İkisi de sevilen isimler. Tabii sağduyunun
önem taşıması lazım ama şimdi gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi derken hiç kimsenin de sağdan soldan duyduğu söylemlerle keskin cümleler kurmaması gerektiğinin altını da çizmek isterim bu noktada. Tabii bu işin duayeni sensin. Üstünde bunu söylemek istiyorum. Tayyar Işık Saçan hakikaten kalemine sadık, işini aşkla yapan. Ben Tayyar abiyle çok yayınlar yaptım ve her biri benim için birbirinden öğreticiydi. Şimdi özellikle bakın uyanış dönemine geçtiğimiz bu döngüde sevgili izleyenler, kalemini, işini, şerefini satanların gün yüzüne çıktığı bir döngüde hem hemşerim olduğu için hem de kalemine sadık bir gazeteci olduğu için sonsuz saygı duyduğum bir isimle birlikteyiz. Magazinin kalbinde olup da bu kadar adaletli olmak çok kolay bir iş değil. Sen nasıl bakıyorsun bu olaya Tayyar abi? Şimdi önce bizi izleyenlerin en büyük derdi ya ekran yan görünüyor durumu var. Bu sohbeti Şenay Hanım'ın YouTube sayfasında da paylaşacakları için sizden de ricamız lütfen telefonunuzun ekranını yan döndürürseniz rahat izleyeceksiniz. Çünkü aynı zamanda kayıt alınıyor. Daha sonra da Şenay Hanım'ın YouTube sayfasında yayınlanacak. O yüzden yayını böyle yan yapıyoruz. Boynunuz ağarmasın. Siz de ekranları yan çevirin. Bu görüntüye siz de net ulaşacaksınız. Şimdi ben değişime çok inanan bir adamım. Ve mesleğini de gazetecilik tarihinde şöyle bir şey vardır. Önce insan sonra gazeteci misin? Önce gazeteci sonra insan mısın? Ben 40 yıldır önce insan sonra gazeteciyim. Ama mesleğimi, hayatımı bu meslekten kazandığım için gazetecilik dürtülerim biraz daha ön planda hareket ettirir ama insanlığımı hiçbir zaman rafa kaldırmış değilim. Bu yüzleşme meselesini seninle birkaç defa programlar içinde de konuştuk. Önce kendimizle yüzleşip sonra hayatımızdaki yanlışlarla mı yüzleşeceğiz? Yoksa bir gün kendimizle bir gün yanlışlarımızla mı yüzleşeceğiz? Haziran ayı gökyüzünün bizlere mesajı çok net Tayyar abi. Kendinle yüzleş, hatalarından kaçmak yerine kabullen, telafi et, kendini yen, yeni başlangıçlar için hazır ol. En zor şey yani arınacağız önce mi? Yenebilmek. Çünkü önce biz arınacağız. İstesek de istemesek de kendini sevmeyen bir insan bir diğerinin acısına, mutluluğuna, mutsuzluğuna veya yaşayan bir varlığın çektiği acıya duyarlı olamaz. Öncelikle burada bir birleşmemiz lazım. Şimdi astroloji bilmeye gerek yok bununla ilgili. 2009'dan bu yana yaşadıklarımızı, yaşattıklarımızı hiçbirimiz de hatasız kullar değiliz. İnsan fıtratı gereği hatalarıyla olgunlaşan bir yapıya sahip. Şimdi gökyüzü bizi pandemi döngüsünden geçirirken gerçekler gün yüzüne çıkıp karanlıkla aydınlığın savaşına tanıklık ederken dünya genelinde ve ülkemizde her birimizin muhakkak karanlık tarafları var. Şimdi bunu kabullenmek, kaçmak yerine, bunu zayıflık görmek yerine bir başkasının adına karar vermeden telafi edebileceklerimizi gün yüzüne almamız lazım. Çünkü gökyüzü bizi, hiçbir gezegen bu arada geri gitmez. İzninle bunu söylemek istiyorum. Bakın, yer altının temsilcisi. Yeraltı dünyasını, hastaneler, kanunla ilgili konular, önemli devlet adamlarını temsil eden, aynı zamanda hastanelerin temsilcisi Plüton 28 Nisan'dan bu yana durağan konumda. Gizli kalmış pek çok şey dünya genelinde ülkemizde dökülüp saçılmaya başladı. 23'ünde öğretmen Satürn, yıldızların öğretmeni durağan konumuna geçti. 29 Mayıs'la birlikte de iletişimin gezegeni Merkür durağan noktada. Haziran ayına bu enerjilerle girerken şimdi bizlerin o unuttuğu, yok saydığı kalp ve vicdan var ya, hepimiz süslü püslü sözlerle paylaşıyoruz ama Oşo'dan dem vuruyoruz. Hazreti Mevlana'dan çıkıp Hazreti Ali'ye selam vuruyoruz. Şimdi olmadığımız gibi biri olmaktan sıyrılıp içimizdeki iyiyi, kötüyü, hatayı, doğruyu görmemiz gerekli. Hep bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedik ya, özellikle son 2,5 senedir. Şimdi o yılan geldi bizi soktu. Zehirden arınmak panzehir üretmek mi? Zehirin içerisinde kaybolup gitmek mi? Önce kendimize bu soruları sormalı. Dürüst cevaplar vermeliyiz ki
gökyüzü enerjilerini doğru değerlendirelim. Bakın magazin dünyası son bir aydır çok fazla aslında. Tabii ne kadar izliyorsunuz, izlemiyorsunuz orasını ben analist olmadığım için bilemem. Ama sürekli seslerin yükseldiği bir döngü söz konusu. Bu döngüde haklı ya haksızdan ayırt etmek için insanların söylediklerinden çok gökyüzü enerjisi olarak bunu ifade edip sözü sana bırakacağım Tayyar abi. Yaptıklarına aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz sözüyle hareket etmemiz ve adaleti korumamız gereken enerjilerle dolu bir döngüdeyiz bu süreçte. Şimdi bizim dünyada adalet biraz zor ve zor sağlanan bir şey. Sebebi de ekonomi çok yüksekte. Yani herkes kendi kazanmak istiyor. Kimse de bu pastanın başına bir başka birini ya da yeni birini oturtmak istemiyor. Çünkü zaten bir abi abla takımı var. Onlardan dökülenleri toplayan bir B takımı var. C ve D'nin aralarına katılmasına çok müsaade etmedikleri bir dönem. Ve bizim dünyanın starlarının da en nefret ettikleri şey hayatlarındaki gerçeklerle yüzleşmek. Onlar için astroloji, günlük gazetelerin fal yorumları bölümünde 3 güne kadar beyaz atlı prens gelecek, seni bulacak. Çok bolluk bereketli bir döneme giriyorsun. Hadi aslanım sen devam et dönemi. Ben biraz daha seninle beraber bu işin ilim bölümüne, yani yıldız hareketlerine, gezegenlerin hareketlerine ve senin uzun uzun kaleme aldığın makaleleri okuyarak bu işin ciddiyetine daha da fazla varmaya başladım ve gerçekten de merakla da okuyorum her yazdığın şeyi. Benim için çok değerli kaleme aldığın her şey. Çok detaya girmeden sadece minik beni yayından da takip edenler var ve ben hiç olmuyorsa hemen hemen her sabah bir 10-15 kişiye senin bana hediye ettiğin kolyemle ilgili açıklama yapmak durumunda kalıyorum. Bu boynumda taşıdığım ve hiç çıkartmadığım kolyemle ilgili işte bu Davut yıldızı mıdır? İnancınız nedir? Bunu niye taşıyorsunuz? Bunun anlamı nedir sorularıyla karşılaşıyorum. Adım Hıdır, elimden gelen budur durumuyla bunun bir yantra kolyesi olduğunu, benim doğum haritama göre bana özel hazırlandığını, Osmanlı'da da bunun Süleyman Mührü diye geçtiğini, dönemin padişahlarının özellikle çok önemli günlerde ve seferlerde gömleklerinin, daha doğrusu zırhlarının altına giydikleri gömleklere işlettiklerini bilirim ve Topkapı Sarayı'nda merakla izlediğim ve takip ettiğim en önemli bölümdür bu padişah gömlekleri. Muhteşem şeyler yapmışlar. O yüzden öncelikle senden ricam ne olur, bunu bana hazırlayan ve hediye eden kişi olarak ne olur sen bir açıklar mısın bunu? Yani bunun takmamdaki amaç nedir? Bu kimler tarafından yapılır? Herkes taşıyabilir mi? Herkes taşırsa çünkü, yani herkes derken şundan dolayı söylüyorum. Instagram'da birçok satış yapan sayfa bu kolyeden satıyor. Şimdi eğer bir şifasa ve korunmaysa ve herkesin kullanabileceği bir şeyse, dönemin padişahları niye çok önemli astrologlara ve hocalara kendilerine ilişkin özel gömlekler yaptırıp bu tılsımı yaptırmışlar? Rica ediyorum, ne olur bir açarsan memnun olurum. Şimdi çok güzel sorular sordun. Çok teşekkür ederim. Yantralar bir kere benim de iki kolumda beyaz altın üzerine boynumda da 3 tane yantra kullanıyorum ben. Haritalar incelenmeden zayıf, zararlı, güçlü, konumdaki gezegen yerleşimleri doğum haritasında belirlenmeden kişinin altın, gümüş, onyx veya bakır üzerine yantra kullanması tespit edilemez. Ve tüm açık yürekliğimle ifade etmek istiyorum ki eğer yantralar herkes tarafından kullanılabilecek bir şey olsaydı ben de Vedik felsefe üzerine astrolojinin 3 alanında naçizane uzman bir birun soyundan gelen astrolog olarak altın, gümüş, onyx, bakır yaptırır, bir de internet sitesi kurar, online satışa sunar, herkesin de herkes değer duyduğunu almaya meraklı, bundan satış elde eder, gelir kaynağı bulurdum kendime. Bu böyle bir şey değil. Herkes yantra kullanamaz. Tekrar altını çiziyorum. Tayyar abinin de haritasında
inceledikten sonra onun gezegenleri yüksek ve düşüşte zararlı gezegen yerleşimlerini inceledikten sonra onun haritasına uygun semboller. Bugün matematikteki adı trigonometri. Burada bir tılsım yok. Orada bir matematik ve her matematiğin temsil ettiği bir sembol var. Altın oranı baz alan tılsımlı gömleklerle yantralar trigonometriyle kardeştir. Bu yüzden öyle kafamıza göre şu sembolü bu sembolü kullanamayız. Onun sürekli yapılması gereken uygulamaları ve kişinin doğum haritasındaki gezegen saatlerine göre yapılması çok önemlidir. Ben de aynı gün içerisinde yantrayı yaptırmayı, hediye etmeyi veya satmayı bilirim. Allah'a çok şükür iyi de bir Merkür'üm var. Zeki de bir insan olduğuma düşünüyorum. Matematiksel zekam güçlü olmasa zaten astrolog olamazdım. Gökyüzü aritmetiğini okuyamayacağım için. Bunları gelişigüzel kullanamayız. Mesela Mührü Süleyman, Süleyman'ın anahtarı Solomon Key ile ilgili bizim çok fazla bilgi kargaşamız var. Bazı semboller vardır ki, bu soruyu sordun ama uzun bir cevap vermek istiyorum müsaadenle Tayyar abi buna. Seve seve. İsrail'in bayrağındaki sembol. Biz yeteri kadar sahip çıkamadığımız için adı İsrail veya başka bir ülke olur. Sancağına bunu koyduysa biz ona bir şey diyemeyiz. Süleyman'ın yıldızı, Mührü Şerif Türk İslam kültüründeki adıyla. Dünya genelinde Solomon Key. Bu kuzey yıldızı ile ilişkilidir. Bizim Türk atalarımız, Selçuklu ve öncesindeki şaman atalarımız kuzey yıldızına her zaman çok önem vermiş. Bizler Türk milleti olarak göçebe bir milletiz. Gökyüzü enerjilerini daima kendimize rehberlik etmiş ve kuzey yıldızının izinden gitmişiz. Türkler aslan ve kurt sembolizmini her zaman sancaklarında, bayraklarında, mühürlerinde aynı kuzey yıldızının, Davut yıldızını kullandıkları gibi kullanmışlardır. Lütfen Piri Reis'in sancağına, Kanuni Sultan Süleyman'ın mührüne, Fatih Sultan Mehmet Han Gazi'nin başlığına bakın. Orada karşımıza bu muhteşem yıldız çıkar. Tayyar abi, tabii ben inanan bir Mevlevi olarak bu arada çok soruyorsunuz. Zülfikar takınca Alevi, farklı semboller kullanınca Sünni olmuyorsunuz. Ben sembolizm, mitoloji, Türk ve Türk-İslam kültürü üzerine araştırmalar yapmış bir astrolog olarak ellerimde gördüğünüz dövmelerden kullandığım sembollere kadar Yüce Rabbimizin verdikçe aklım yetip araştırma yaptığım sürece bilmediğim bir şey kullanmam ve sevdiklerime, danışanlarıma önermem. Bu tamamen Tayyar abinin haritasında yantra kullanınca mucizeler mi oluyor? Hayır. Ama hayatımızda sürekli tekrar eden olumsuz olaylar söz konusu oluyor. Hangi evde gerçekleştiyse o evle ilgili horoskoptaki sınavlara tabi duruyoruz. Bu da hava yastığı görevi yapıyor. Çünkü hiçbirimizi anne karnına geri gönderip tekrar doğurtma şansımız olmadığına göre evrenin matematiği de iyi, kötü, güzel, çirkin, büyük, küçük, zehir ve antikor. Nasıl ki pandemiyle mücadele ederken aşı için araştırmalar yapılıyor. Aşı bu koronanın panzehiri oluyorsa yantrada doğum haritamızın panzehiri. Hava yastığı görevi gören bir reçete gibi düşünün. Bu yüzden sizin yerinizde yantranızı bir başkası kullanamaz. Gezegen saatlerine göre hazırlanması çok çok önemli. Biz büyük üstad Sevan Bıçakçı'nın ustalarıyla birlikte çalışıp sembolleri ben belirledikten sonra kişinin doğum haritası ve gezegen saatlerine göre kullanıyoruz. Ve sen de yantrayı kullanmaya başladıktan sonra Tayyar abi ilk hediye ettiğimde de demiştim. Yaşayıp gör, deneyimle, ondan sonra bunu hayatının merkezine mi dışına mı alacaksın sen karar ver. Ben sadece rehberim. Her bilenin üstünde bir bilen vardır ilkesiyle gökyüzü öğrencisi, yeryüzü öğretmeni biri diyorum ve ben, sana bırakıyorum. Ben aksesuar kullanmayı çok seviyorum.
Ve bundan dolayı da kolyeye de çok fazla meraklıyım. Ne takarsam takayım, bu kolye sürekli ya onların arasında, kazak üstünde, ya da mutlaka bir şekilde içimde, tenime değer bir vaziyette diğerlerini de aksi olarak üste takıyorum. Programda çok fazla gördükleri için, tabii bir de program anında cevaplarken yanlış cümleler kurmak istemiyorum insanlara. Sadece kısa kısa geçiştiriyorum. Birçoğu da şu an seyrediyorlar. O yüzden istedim ki senden duysunlar bunun ne olduğunu, niye kullanıyorum, neden ve nasıl yapılır. Çünkü dediğim gibi insanlar artık gümüş aksesuar diye çok fazla satış yapılmaya başladı. Ama maalesef bu işin aslının böyle olmadığı durum var. Şimdi biz astrolojiyi şurada yakın tarihe kadar gazetelerin köşelerinde burçlarımızın sembolleriyle, işte günümüz iyi geçsin, sevdalı olanlar varsa sevdalıklarına iki cümle bulurlarsa, ya da kalbi boş olanlar için hayırlı kısmetlerin geleceğe duyurulurdu. Ama karşımıza Şenay diye bir kadıncağız çıktı ve kadın dedi ki, ya siz bir aklınızı başınıza alın, bu işler böyle olmuyor. Bakın, bunun ilmi, anlatım dili, bunun size aktarılışı budur. Ve görüyorum ki şimdi çok ciddi bir kalabalık. Aa, bugün gazetede benim falıma ne yazmışlar diye bakmak yerine senin yazdığın yazıları okuyarak daha da bilinçlenerek hareket etmeye başladılar. Bir kere teşekkür ediyorum sana. Çünkü çok emek sarf ettim bu iş için. Hem televizyon programların, hem internet siten, hem burada yaptığın canlı yayınlarla beraber. Zaman zaman da tabii biz bütün bunları doğru cümleler içinde toplayan insanların bir de bizim dünyaya bakışlarını çok merak ederiz. Klasik olarak da Aralık ayı geldiğinde 10-15 tane ünlünün ismini yazar, astrolog arkadaşlarımıza göndeririz. Hadi bir bakın ne oluyor diye. Bu iş böyle midir? Yani ben Şenay'a bir 20 tane isim yazsam, göndersem, Şenay şunu der mi? Ya abi, bu insanların kendilerine verilecek bilgiler bunlar. Bunları böyle yorumlamayayım ama hani senin merakını kırmamak için off the record anlatayım mı? Yoksa abi yazdım gönderdim iki sayfa, al daya döşe çık programda anlat mıdır? Bu işin namusu açısından soruyorum bunu sana. Bu tamamen doktorla hasta ilişkisi gibi, kişiye özeldir. Ben bugüne kadar hiç yapmadım. Yapmayı da hiçbir zaman düşünmüyorum. Sadece Batı, Çin ve Hint astrolojisi alanında uzman bir astrolog olarak genel değerlendirme ve yorumlarda bulunup bireysel hiçbir zaman analiz yapmam. Çünkü nasıl ki bir doktora gittiğimizde mahremiyet gerektiriyorsa, astrologla danışanı arasında da bu mahremiyet esastır. Kişi eşcinsel mi, heteroseksüel mi, alim mi, zalim mi? Haritasında zayıf ve güçlü yönleri neler? Niçin bir televizyon programında? Ben de çok samimiyetle söylüyorum. Tayyar abi dememdeki sebep, bir insana bakın, abi veya aileden bir unvanı vermek benim yetiştiğim ailede çok kolay bir şey değildir. Abi diyorsan onun sorumluluğu ağırdır ve yüreğinizde hissettiğiniz önemli bir güven duygusu vardır. Bundan dolayı Tayyar abi diyorum. Bunu da açıklamak isterim. Onun mesleğine saygım, sevgim sonsuz. Ama biliyorum ki ben yanlış bir hareket ve davranışta bulunsam, Tayyar abi gazeteci kimliğiyle bunu yazmaktan çekinmez. Çünkü onun işi o. Onun işinde özel ve değerli kılan da o. Ama şimdi şu burç bu yılın kazananı mı? Bu burç efendim ünlü başarısına başarı mı katacak? Astrolojide böyle bir şey yapamazsınız. Aynı bir doktorun göğüs ameliyatı yapıp da bunu hastasının rızası olmadan halka beyan etmesi gibi bir şey bu. Genel yorumlar tabii ki yapılacak. Herkesin bir astroloğa gidip, gerçek bir astroloğa gidip danışmanlık alma lüksü olmayabilir. Genel bilgiler önemli ama harita parmak izi gibidir. Kişiye özeldir. Ve ben bugüne kadar bu yönümle de gurur duyuyorum Tayyar abi. Çıkıp da ister vatandaş, ister iş insanı, ister ünlü isimlerle ilgili şu benim danışanım, bu benim danışanım demedim. Aklım başımda olduğu takdirde de demeyeceğim. Ama onlar gökyüzünü rehberlik edip hayat yolunda deneyimledikleriyle beni paylaştılar. Hepsine müteşekkirim. Ama onları bile ben uyarırım. Çünkü sizlere de tavsiyem, gerçek astrologlar olmak kaydıyla, ben işini aşkla yapan bir gökyüzü öğrencisiyim. Lütfen doğum bilgilerinizi ulu orta paylaşmayın.
aynı bu kan tahlili verip röntgen yaptırıp bu röntgeni kan tahlillerine halka açık şekilde ifade etmeniz gibi bir şeydir. Sizin kan değerleriniz düşük, hastalığa yatkın bir bedeniniz varsa bu sizi ilgilendirir. Bu bireyseldir. Tümsel olduğunda mahreminiz kalmaz. O yüzden bu hiçbir zaman gerçek değil. Ama ben üç sistemi kullanan, Birun soyundan da gelen bir astrolog olarak üç sistemi kullanıp sizlere rehberlik edemiyorsam zaten işimde benim bu işi yapmamam lazım. Ama bu senenin en şanslı burcu budur. Şu burçlar parayı bulacak, bu burçlar işte aşkta kazanacak diyemeyiz. Aynı anda doğan tek yumurta ikizlerinin fizik bedenleri aynıyken, doğum haritaları taban tabana birbirinden farklıyken biz bunları sırf popüler kültürün bir yansıması gibi değerlendirseydik eğer, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bugün astroloji bölümünü açamaz, insanlara astroloji ve astronominin Türk kültüründe ilmi felek, ilmi nücum olduğu gerçeğini anlatamazdık. Tarih boyunca tüm falcılara falcı, astrologlara astrolog denilmiş ama bizde sapla zaman birbirine karışmış Tayyar abi. Bizde de bizde her iş öyle. 19. yüzyıldan sonra bakın tüm dinlerde, tüm yasalarda falcılık, büyücülük suçtur. Ve dinsel olarak tüm dinlerde haram kılınmıştır. Şimdi bizim Türk İslam kültürüne baktığımızda padişahlarımız İslam halifesiydi. Yani İslam'ı yaymakla görevli kişilerdi. Osmanlı döneminde ilk resmi astroloji okulu Mektep Fenli İlmi Nücum olarak açılmış. Padişahın kadıdan sonra makamında ziyaret ettiği tek kişi o dönemdeki adıyla Müneccimbaşı. Türk ismiyle astrologtu. Astrologlara falcı denmediğine göre gök bilim ve yer bilimin kardeş olduğunu görmezden gelmeyelim. Bakın İstanbul Kandilli Rasathanesi. Rasathane Farsça bir kelimedir. Ne demektir biliyor musunuz sevgili izleyenler? Yıldız, gözlemevi. Ama 19. yüzyıldan sonra ülkemizde maalesef astrolog yetişmediğinden, o Ömer Hayyamların, Ulu Beylerin, Büyük Dedem Ali Kuşçuların, Harezmilerin, Gıyasettin Cemşitlerin yetiştiği okul lab olduğundan biz de o yazma eserlerimize Boğaziçi Üniversitesi sahip çıkana kadar yüzyıllar geçtiğinde sapla saman birbirine karışmış. Ben Ali Kuşçu torunuyum, benim isim sezgim yok. Epimerisi, gökgünlüğünü matematiksel olarak haritayı incelemeden yorumda bulunamam. Çünkü astronomi, Tayyar abi söylemi, astrolojinin anasıdır. Anası olmadan sadece çocuğu sevmemiz ve çocuk üzerinden yorum yapabilmemiz mümkün değil. Şimdi dünyada birçok ünlü ülke yöneticisi, yani başkan statüsündeki adamlar, dünyanın en önemli şirketlerinin CEO'ları yıllardır mutlaka bir astrologla çok ciddi danışımlar sonucu imzalarını, önemli kararlarını, siyasi hareketlerini ya da işte şirketleri adına yapacakları ekonomik hamleleri düzenliyorlar. Bize biraz geç geldi bu iş. Ama dediğim gibi, biraz önce senin de söylediğin gibi, bizim dinimizin de reddettiği, ortada kendini falcı, büyücü, medyum gibi gösteren bir sürü soytarı boy gösterdiği için inanç meselesinde insanların kalpleri hep kırık kaldı. Çünkü hep sokakta bak lafalı bakan ablaların söylediği gibi, hiçbiri dikkat et biraz sonra takılıp düşeceksin, kafan gözün yarılacak demiyor. Yarın parayı buluyorsun, cumartesi günü çok güzel bir kızla tanışıyorsun, pazartesi de spor lüks bir otomobile biniyorsun, hayatın değişiyor. Senelerdir bu böyle gidiyor. Fakat ne zaman astrolojinin gerçek bir ilim olduğu, Türkiye'de de çok değerli bu konuda çalışmalar yapan ve senin gibi kendini bu işe adayan ve bunun artık bir üniversitede eğitim seviyesinde yapılmasına gerçekten emek sarf eden biri ortaya çıkınca, İnsanların şimdi yavaş yavaş astroloji olan inançlarını bu konuda mutlaka şirketlerini ya da kendilerini yönlendirecek önemli isimlerin beyanlarına itibar ettiğini görüyorum ve buna seviniyorum. Tabii ki hayatımızda eğlenceye de ihtiyacımız var. Ciklet manisi gibi şeyleri de okuyup eğleneceğiz. Ama
Şuna seviniyorum. Bu açtığınız okulla beraber bu işi kendine ilim edinecek genç arkadaşlar yetişecekler ve bu işlerin kitaplarını okuyacaklar. Bu işin atalarını tanıyacaklar, hocalarını tanıyacaklar. O yüzden de belki bugün henüz çok anlaşılamamış olabilirsin ama inanıyorum ki evladın bu okullara ziyarete gittiğinde senin kürsülerde, okullarda fotoğraflarını ya da yazdığın kitapların okutulduğunu görünce gurur duyacak. O yüzden ben de kardeşimle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Senden duymak hem mesleğim hem şahsım adına benim için gerçekten çok gurur verici. İnşallah anama, babama, senin gibi değerli abilerime, dostlarıma ve işime, mesleğime, sorumluluğuma mahcup olmadan bunu yapabilirim. Çünkü Tayyar abi, bu hayatın her noktasında böyle ama insanları en kolay inançlarından, zaaflarından vurursunuz. Az süre size duymak istediklerinizi değil, hayatınızın içerisinde yaşayacağınız olaylara rehberlik eder. Bakın, magazin dünyasını son 3 aydır özellikle gözlemliyorum. Neptün'ün etkisiyle. Çok fazla iniş çıkış söz konusu oldu. Ve özellikle müsaade edersen bunu sormak istiyorum. Kendini ak kaşık gibi, gerçi atalarımız ne demiş? Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Ak kaşık gibi ortaya dökülen, ama bunun adına gazetecilik okumadan, muhabirlik yapmadan, sahada emek vermeden mikrofon tutunca gazeteci ve muhabir olduğunu zannedenler diyor ve haddimi aşmadan Tayyar abinin beni uyarmasını rica ediyorum. Herkes bir şeyler yaptı ama geldi. İş sonunda kendi unuttukları, yok saydıkları geçmişlerinin gün yüzüne dokunmasına sebebiyet verdi. Şimdi hepimiz dünyanın en iyi insanlarıyız. Her şeyi biz çok biliyoruz. Her konuda fikrimiz var. İyi yahu. Gökyüzü bize diyor ki İlber Ortaylı hocamıza da selamlar olsun burada. Bilgi sahibi olmadan, araştırmadan, emek vermeden ne zaman fikir yürütür olduk biz? O fikirler nereye kadar kabul görecek? Her işin bir uzmanı, bir ehli var. Nedense biz birbirimizle kazanan olmayan yarışlara girdik. Ve özellikle pandemi döngüsüyle sanat dünyası, müzisyenler çok zor dönemden geçerken Tayyar abi, yanlış mı gözlemledim acaba ben? Çok Daha da çok doğru kesin söylüyorsun. söylemler ve keskin yaklaşımlar içerisinde bulunmalarını, sen magazin dünyasının merkezinde olan biri olarak sen nasıl gözlemliyorsun gazeteci kimliğinle? Şimdi bu bütün dünyanın bir evre geçirişi, bir sınanma dönemiydi bu. Zaman zaman yeryüzünde bu tip musibetler ya insanoğlunun kırılıp nüfus azalarak yeniden bir hayata geçişlerine sebep olmuş ya da insanoğlunun yeryüzündeki inançları ve sabırları sınanmış. Bizim ülkemizde biz biraz daha böyle duygusal Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana da çok ezilmiş bir millet olduğumuz için bizim şehitlerimize yaktığımız türkülerimiz, anne ve babalarımıza yaktığımız ağıtlarımız, Aşık Mahsunilerin, Dadaloğullarının, Aşık Veysellerin kalplerinden gelen sözcüklerle yazdıkları türküler bir süre sonra düğünlerimizin baş köşesine yerleşmişler. Çanakkale içinde vurdular beni de halay çekiyoruz. Aşık Mahsuni Şerif'in 15 yaşında öldürülen bir delikanlıya yazdığı kaşların arasında domdom çekmişle ceket bağlayıp oynuyoruz. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Onun için de başımıza gelen her musibette önce müziği susturmak istiyoruz. Önce müzik bir dursun. Niye? Biz müziği sadece eğlence olarak algıladığımız için bu sıkıntı var. İki, Ne sektör güzel kendi diyorsun. içinde bir hataya düşüyor. O da şu, hiçbir müzisyen arkadaşımın, yani solistler hariç söylüyorum bunu, hiçbir müzisyen kardeşimin sosyal güvencesi yok. Yok. Onlar günübirlik çalıyorlar, paralarını alıyorlar ve evlerine gidiyorlar. Yani bugün varsa bugünü kurtardık da bakıyorlar. Fakat bundan sonra böyle olmamasını temenni ediyorum. Çünkü sosyal güvenceleri olmadığı yerde kimsenin kapısını çalabilecek durumları da oluşmadı. Burada özellikle bu pandemi sürecinde bunu gördük. Evet. Ne sendikaları var, ne sosyal sigortaları var, ne kendilerinin birikimleri var. Bugün kazanıp bugün yedikleri için yarın Evet. eğer kötü bir şeyle karşılaşırlarsa herkesin cebinde bir çıkmaz oluşuyor. Ve
dönüp sanatçıya da şunu söyleyemiyorsun. E kardeşim sen geçen akşam konserden 20 bin lira kazandın. Hadi dön şimdi bunlara yardım et durumu. Döndü o da diyor ki ya ben 20 bin lira kazandım ama zaten 20 bin liralık bir hayat yaşıyorum. Benim de kendi hayatımda kredilerim var, borçlarım var, ödemem var, evimde çalışanlarım var. O yüzden bu dönemde birbirlerinin yeme sebeplerine dışarıdan bakınca dedim ki ha hiçbir zaman ayak yorgana göre uzatılmamış. Yorganlar hep kısa. Onun için bundan sonra yapılacak bir şey var. Yarın itibariyle ki şimdi bugün çok önemli kararlar alındı. Evet. Yarın itibariyle müzisyen kardeşlerim hemen bir sendika altında toplanacaklar. Ben çok ünlü bir sanatçıyla bir konsere gitmiştim yurt dışında. Prova için salon kiraladılar. Saat akşam 18'e kadar prova parasını salonun bağlı olduğu sendikaya ödediler ve elektrik işlerine bakan bekçiyle beraber iki kişi de o saate kadar orada kalacaklar. Saat tam 18, şak dediler şalteri kapattılar. Bizimkiler evet. Alışmış ya burada, ya birader açsana ışığı çalışıyoruz. Adam dedi ki hayır benim mesaim bitti. Sendikaya dedi paramı yatırırsanız ben ışıkları açarım ve fazladan mesaiye kalırım. Biz de ahbap çavuş ilişkilerinden kaynaklı bu dönemde bir sıkıntı gördük. Bazı sanatçılar mekanlar açılsın çalışamıyoruz gına geldi dedi. Ama Tarkan ve Sezen Aksu tam bir yıl boyunca kendilerine hak olan telif haklarını almayarak işsiz müzisyen arkadaşlara dağıtılmak üzere bağlı bulundukları müzik grubuna vekalet verdiler. Demek ki bir şeyleri yapabiliyoruz. İlla bağırmamız gerekmiyor. Ama derhal şuna ihtiyaç var. Sektör kendi içinde örgütlenecek bu bir. Bütün çalışan arkadaşlar bir geceliğine bile olsa ki eve temizlikçi geldiğinde bile, gündelikçi bir abla geldiğinde bile sigortasını yapma mecburiyetimiz var başına bir şey gelmesin diye. Müzisyen arkadaşlar da sahne sigortalarını yaptırtacaklar. Bunu yaptırmayan bir solist varsa da onunla çalışmayacaklar. Ha günü kurtarmak adına eğer gider çalışırlarsa yarın bir şeyle karşılaşırsak feryadı figan etmeyecekler. Eksikleri tamamlayacağız artık. Bu boşlukta bunu gördük 1,5 yıldır. Çok büyük eksiklerimiz var. Sektör evet yeme içme sektörü, eğlence sektörü çok arıza gördü. Özellikle mekan sahipleri, işletmeciler evet. Ama nedense en çok bağıran ekonomisi yerinde Allah'a şükürler olsun hiçbir şey yapmasalar bile 2-2,5 yıl kendilerini idare ettirebilecek ekonomiye sahip sanatçı arkadaşlar bağırdı. Yani kimse dönüp demedi ki ya hep beraber bir toplanalım, bir fon oluşturalım. Yani aa bak Tarkan'la Sezen yapmışlar, buradan telif parası geliyor ya, hadi hep beraber bağışlayalım. Bırakın kemancı arkadaşa, davulcu arkadaşa, klavyeci arkadaşa oraya oturup, dün akşam biliyor musunuz bir müzisyen arkadaşımız kemanını satmak zorunda kaldı diye yazıyorsan, bu ayıp kemanını satmak zorunda olan müzisyenin değil, senin. Senin yüzünden sattı o kemanını. Sahip çıksaydın ya da hakkını zamanında verseydin bu çocuk bugün kemanını satmak zorunda kalmayacaktı. Onun için hani bu yüzleşme döneminde dedik ya bunların işine gelmeyen bir döneme denk geliyoruz şimdi. Onlar hayatlarındaki hiçbir alingirlikle karşılaşmaktan hoşlanmıyorlar. Doğruları söylediğin zaman senden kötüsü olmuyor. Seni bir daha görmek istemiyorlar. Hele bir de sıfırdan gelişlerini biliyorsan. Çünkü onlara geçmişlerini hatırlatıyorsun. Seni her gördükçe yokluk dönemlerini akla görüyorlar. Zaten dikkat etsinler bizi izleyenler. Şöhrete ulaşan herkes hani önce padişah olan babasını kesermiş ya. Bunlar da önce akrabalarıyla ilişkilerini kesiyorlar. Yani çok nadirdir aile hayatını devam ettiren hısım akrabasıyla bugün hala et tırnak misali yiyip içen isim 10 taneden fazla değildir. Hepsinin geçmişle bir hesabı var. Bugüne kadar hep üstünü örttüler. İnşallah artık bu yeni dönemde bize bildirmeseler bile kendileriyle inşallah yüzleşirler. Sevgili Tayyar abi, o kadar söylediğin her şeyi her zaman can kulağıyla dinlerim. Biz Uçan Kuş TV'deyken de denk geldiğimizde Tayyar abiyi dinler, zihnime not alır, kalbime mühürlerdim. Çünkü biz gençlerin hayat tecrübesi ve emekçilerin deneyimlerinden çok büyük dersler almamız gerektiğine inanıyorum. O kadar önemli ki söyledikleri. Şimdi geçmişi hatırlatıyor. Bir kere hiçbirimiz
mesleğimiz, ister ünlü, ister ünsüz, ister ev hanımı olun, ister ticaretin tam merkezinde olun. Gökyüzünün bize mesajı ne? Can yakıp da canının yanmayacağını zannetmememiz gereken enerjilerle karşı karşıyayız. Ektiğimizi biçeceğimiz, kendimizden kaçtıklarımız, yok saydıklarımızla istesek de istemesek de yüzleşeceğimiz. Daha nasıl ifade edebilirim? Ben bunu 2020'nin Aralık ayından beri diyorum ki, gökyüzünün adalet kılıcı yeryüzüne indi. Hepimiz daha küçük kıyametleri, büyük kıyametleri deneyimlerken, bunlardan kaçıp ruhumuzu arafta bırakmak mı? Yaptığımız yanlışların, hataların farkındalığıyla atılması gereken adımları atıp özgürlüğümüze kavuşup kendimizle yüzleşip kendimizi yenip yeni başlangıçlar yapmak mı isteğimiz? Çünkü gerçeğin yalanı alt edeceği, mazlumun sesinin arş-ı alayı sarstığı, görmezden gelinen, yok sayılan, kendini dünyanın merkez zannedip kendi başına, af buyurun tabirimi ama maymuna fes giydirmişler, kendini alim, herkes zalim ilan etmiş. Bu devir bitti. Adalet kılıcı yeryüzüne indi. Şimdi tutulma enerjileriyle hepimiz yaptıklarımızı, aşkımızla, paramızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, çaldığımızla, çırptığımızla, verdiğimize yüzleşeceğimiz bir döngüdeyiz. Gökyüzü ve gözler yalan söylemez. O yüzden biz koskoca gökyüzünü 12 burca ibaretmiş gibi sığdırmaktan vazgeçip resmin bütününü görmeye çalışmalı. Geçmişin alimlerinin günahkar olduğu, yaptığı hataların farkındalığıyla insanlara rehberlik ettiğinin bilincinde olalım. Bakın, sanat dünyası karmakarışık. Ben soracaktım, sen ağzımdan aldın. Niçin Tarkan Tarkan? Niçin Sezen Aksu Sezen Aksu? Ve bunları kendi sayfalarında da yanlış biliyorsam düzelt beni Tayyar abi. Deklare edip böyle yaptıkları iyiliği, fedakarlığı ortaya koymadılar. Biz emekçinin emeğini alıp hep bana Rab bena dediysek, teknolojinin büyülü dünyası, şöhretin şatafatında, zenginliğin o muhteşem deryasında ruhlarımızı kaybettiysek, kanlı ay tutulmasıyla gökyüzü tokadını her birimize vurdu. Şimdi kendi ilmeklerimizi de kendi anahtarlarımızla elimize aldığımız çok özel bir döngüdeyiz. Ha tabii şunu söylemek isterim. Alim olsak karşımızdakinin anlattığı kadar anlattığımız, diyor Hazreti Mevlana. Kalbi mühürlü, gözünü hırs bürümüş bir insanın yeryüzünde, gökyüzünde alev topları düşse de yanına başına fark edemez. Ama fark edebilenler, uyananlar bu dönemin kazananları olacak. Emek vermeden yürümek, yürümeden koşmak yok. Biz bir yine YouTube kanalında Tayyar abiyle yaptığımız bir yayınımızı lütfen izleyin. Onun anıları, meslek konusunda nasıl sokakları saatlerce beklemesi, o ünlü isimlerle aynı masada yer almanın hem insani erdemi hem de gazetecilik prensibinin o kıldan ince, kılıçtan keskin sürecin nasıl yönettiğini rica ediyorum sizlerden bir izleyin. Ben kendi adıma çok fazla dersler aldım. Çünkü sır tutabilmek, bildiğini söylemeden güven oluşturup insan biriktirebilmek, ki adamlığın kadını, erkeği olmaz, çok büyük bir baba yiğitlik, çok büyük bir erdem gerektirir diye ifade etmek istiyorum. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Bu meslek bana çok şey öğretti. Memur bir babanın çocuğuyum ben ve bütün hayalim gazeteci olmaktı. Hatta o dönemler ben gazeteci olmak istiyorum deyince akşam üzerleri mahalleye son baskı gazeteleri gelir ve adamlar gazeteliye satarlardı. Rahmetli babaannem ben öyle gazete satacağım diye zannedip terlikle beni döverdi. Kör olasıca başımıza böyle mi olacaksın diye. Çocuk yaşlarımda fotoğrafa karşı olan bir merakım vardı. Mahalledeki bir tane fotoğrafçı siyah beyaz çekerdi ve aile resimleri çektirirdik. Zaman zaman sayfamda kullanıyorum. Bayılırdım onun çektiği resimlere ve dükkanının vitrininde sergilemesine. Zaman geldi, Cenab-ı Allah istediğim işi önüme bıraktı benim. Ve şükürler olsun ki tam 40 yıldır bu mesleğin dışında hiçbir meslek yapmadım. Yapardım, çalışırdım, asla gocunmazdım.
ama bu kadar mutlu olmazdım. Ve ben bu meslek sayesinde bu memleketin çok önemli insanlarına dokundum. Çok önemli insanlar tanıdım. Onun için mesleğimi hep baş tacı ediyorum. Çünkü onlar memur Selahattin Oğlu Tayyar'a değil, gazeteci Tayyar'a itibar ettiler. Ama hiç o itibarı pişman edecek bir durumla onları karşı karşıya bırakmadım. Bende çok önemli sırlar var. Benle beraber mezara gidecek. 1000 tane kitap teklifi aldım. Her defasında şunu koydum tartıya. Bunlar benimle yaşanmış şeyler ve insanlar bana güvendikleri için paylaştılar benimle bunu. Bugün 200-300 sayfalık bir kitap için bu anıları harcarsam ve bir gün birisiyle karşılaştığımda sana yazıklar olsun. O gün kullanmadığını bugün kitap için mi kullandın derse ben bir daha sokağa çıkamam. Onun için de benimle beraber gidecek. Sır benim sırrım. Onların da sırrı ve bunu da bilirler, kullanmam. Ama yeryüzünde de konuşmam gereken şeyler var. Yani zaman zaman onlara hatırlatmak adına, zaman zaman kamu adına iş yaptığım için benim arkamda benden haber bekleyen binlerce insana da onların hayatlarıyla ilgili bir şeyler sunmak zorundayım. Son 10-15 yıldır da televizyonda dilimin döndüğünce de anlatmaya çalışıyorum. Hem işin gerçeğini anlatıyorum onlara, o bizim görmedikleri bir sahne var bizde. O sahnenin içini anlatıyorum, aldığım istihbaratı anlatıyorum, duyduğumu anlatıyorum, doğrulattığımı anlatıyorum. Ve ben bugüne kadar hiç kimseye televizyonda ve gazetede yalan söylemedim. Yanlışlarım olmuştur ya da gerçek çok anlaşılmasın diye bilakis ben yanlışa sürüklemişimdir onu. Ama asla yalan söylemedim. Pişmanlıklarım da yok şükürler olsun. Çünkü yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Onlar benim yaptıklarım. Ama doğru ama yanlış. Ben onlarla var oldum. Hepsini aldım, bir tarafıma koydum. Bir gün hesaplaşmam gerekirse de ben bu hesabı kendimle çok görüyorum aslında. Çok konuşurum kendimle. En insafsız olduğum kişi benim. Çok yargılarım kendimi. Bir gün mahşer-i kübrada Cenab-ı Allah'ın karşısında varsa zaten hesabı ona veririm ama ağır bir yüküm yok. Onu biliyorum. İnsan olarak tabii ki büyük yanlışlarım var. Keşke nefsimi kırabilsem, bazı şeyleri daha fazla yapabilsem, dünya işlerinden biraz daha kendimi kopartabilsem, hoca torunu olmama rağmen şeytanın avukatlığını yapmaya devam ediyorum ama dediğim gibi hiç kimsenin kalbini ben bilerek, isteyerek kırmadım. Seninle Tayyar abi. Çünkü bazen insan kendine çok büyük ketler, çok büyük setler kurabilir. Ama biz seninle aynı kanaldayken, programlarımız ardı ardınayken, bildiğin de söylemediğin ve ne kadar adaletli yorumlarda bulunduğunu bilen, buna şahitlik eden bir insan olarak seni hiçbir zaman şeytanın avukatlığını yaptığını değil, yaptığın işte söylemen gerekip de söylemediklerine de ben de şahidim. Bunda müsaadenle söylemeden geçemem. Çünkü anlık konuşurken yiğidin Şenay'ım, hakkını yiğidine vermezsek eğer o büyük bir hata olur diye düşünüyorum. Ben kimin hakkında konuşuyorsam onun annesini, babasını, kocasını, çocuklarını, kısmını, akrabasını da defalarca gözümün önünden geçiririm. Sadece Şenay'ı kırmaktan değil, Şenay'la beraber onun hayatında var olan herkesi kırmaktan çok korkarım. Bir kişi bile dönüp dese ki ne diyor ya bu bizim bu kız için? Orada derim ki ha burada bir şey var. O yüzden kılık kırk yararım. Konuştuklarım, konuşmadıklarımın dörtte biri gibi bir durum var. Ama yine onu söylüyorum. Bizi seyreden herkes şunu bilsin. Özellikle çünkü sevgili okurlar, sevgili izleyenler ben bunu biliyorum. Öyle haberler gelmiştir ki bulunduğumuz ortakta tanıklık etmişimdir. Bu çok önemli bir şey. Zaten insanın bence abi sen de ben de çok şanslıyız ki sevdiğimiz işi yapabilmek bize nasip oldu. Ve şükürler sevdiğimiz olsun. İşin bedelini de mükafatını da alıp yaşamlarımızı idame ettirebilmek nasip olduğu için bu çok büyük bir aşk. Toleransı ve adaleti de bu beraberinde getiriyor. Ama izninle sana sormak istiyorum. Sezen Sayan'la Demet Akalın arasında gündeme bomba gibi düşen bu olayda senin fikrin, düşüncen ne? Çünkü Sezen Sayan şimdi, hiçbir zaman çok böyle açıklamalarda bulunan biri değil. Şimdi geriden sarayım, başından almayayım, başa doğru yürüyeyim. Birincisi herkes bilsin ki Seda Sayan hiç kimsenin ekmeğine gözü olan bir kadın değil. Çünkü kendi hayatındaki kazanımları Seda'ya, Seda'nın ailesine, torunlarına yetecek kadar serveti var. Kimsenin işinde gücünde bir işi yok.
Sadece söylemde bir hata var. O da şu. Biz televizyoncular sezonluk bir anlaşmalar yaparız. Ve programımızın başlayacağı tarihle biteceği tarihi sözleşmelerimizde biliriz. Demek 29 Mayıs'ta programının biteceğini bu program için imza attığında biliyor. Ve 10 gün kadar önce benim masa partnerim Esra çok yakın arkadaşı olduğu için yayında da sordum. Dedim ki devam edecek mi Demet? Dedi ki hayır etmeyecek. 29'unda program bitiyor. Amerika'ya gidecek. Albümle ilgili kendi çalışmaları var. Albümü ne zaman ayıracak? Televizyonu da çok düşünmüyor dedi. Şimdi Esra'nın bildiğini Demet'in yapımcıları da biliyordur. Az buçuk abla sözleşme bitiyor. Seneye ne yapacağız dendiğinde Demet şunu demiş olabilir. Ya çocuklar ben çok düşünmüyorum. Çok zaman ayırdım televizyona. Kendi işlerime zaman ayıracağım. Pandemi de ortadan kalkarsa koşturma dönemi başlayacak. Dediyse yapım şirketi Demet'in dışında birine mutlaka teklif götürecek. Yani bu Seda olacak, Lerzan olacak, Ebru olacak biriyle iş yapacaklar. Burada bir yanlış şu. Demet'le Seda yazıştıklarında Seda diyor ki bana teklif ettiler ama ben kabul etmeyeceğim. Ben günlük bir program yapmayı düşünmüyorum. Bilin istedim. Aradan 4 ya da 5 saat geçiyor. Saat 17.45 yani 6'ya çeyrek kala. Cuma gününden bahsediyorum. Hı hı. Demet programı bitirmiş. Ekibiyle ağlayarak ayrılmış. Hala ekibi programdan görüntüler paylaşıyor. Jestler yapıyorlar. Demet'e bir mesaj geliyor. Ben anlaştım çocuklar. Olay burada kopuyor. Yani saatler önce ben düşünmüyorum. Bana bir teklif geldi kabul etmeyeceğim. Ben günlük program yapmak istemiyorum diyen Seda Sayan. Akşam saat 17.45'te Demet'e attığı mesajda diyor ki ben anlaştım bilginiz olsun. Film burada kopuyor. Demet'in o bir daha seninle yanak yanağa gelmeyiz. Sen işte yoluna bak. Cenaze evindeyken davul zurnayla gelinmez. Meselesi bundan kaynaklı. Belki Seda heyecanlandığı için bunu paylaştı. Gereği var mıydı? Bana göre yoktu. Demet'e hesap vermek zorunda değil Seda Sayan. Dediğim gibi kanallar hiçbirimizin tapulu malı değil. Kanal yöneticisi bu sezon benimle, seneye seninle çalışmak ister. Kimse de birbirine küs olacak bir durumda değil. Ama senle benim aramdaki diyalog, senle beni bağlar. Ben sana sabahleyin Şenay'cığım ben düşünmüyorum, bilgin olsun. Sonra aradan 3-4 saat sonra ben anlaştım, sizi de haberdar etmek istedim dersen, dersin ki ya Tayyar abi niye yapıyorsun ki bunu? Sabah bunu söylüyorsun, akşam bunu söylüyorsun. Buradan şunu çıkartıyorum. Demet her ne kadar sözleşmesini uzatmasa da yeni dönem için yani Eylül dönemi için yine de kalbinin bir köşesinde televizyon programı yapmak vardı ki bu kadar alınganlık gösterdi. Seda Sayan tabii bütün bunların üstüne kendini aklama anlatımlarına girdi. Çünkü Seda Demet'i işinden etmiş durumuna kaldı. Bir kez daha söylüyorum. Seda Sayan, benim tanıdığım Seda Sayan, hiç kimsenin parasında pulunda gözü olmayan bir kadındır. Öyle emek sarf eder. Ya al mümkün yok. Fakat Seda'ya kötü tesadüfler bulmuş. Uğur Aslan'la Songül Kar'la evlilik programı yapıyor. Songül Kar'la ayrılıyor. Yerine Seda Sayan geliyor. Zuhal Topal evlilik programı yapıyor. Ayrılıyor. Yerine Seda Sayan geliyor. Onur Büyüktopçu program yapıyor. Ayrılıyor. Yerine Seda Sayan geliyor. O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe program yapıyor, ayrılıyor. Yerine Seda Sayan geliyor. Fatih Yürek bir program yapıyor, ayrılıyor. Yerine Seda Sayan geliyor. Şimdi bunu da bugün açıkladım programda. Ben de bir televizyon yöneticisi olsam ve bir televizyon programı için bir kadın selebriti arasam birinci hakkım Seda Sayan'dır. Çünkü hazır reytingi olan, televizyon dilini bilen, televizyon içindeki animasyonu bilen bir kadın. Tecrübeye teslim ederim kanalımı. Yani hazır müşterisi var Seda Sayan'ın. Ama bu kötü şeyler, buluşmalar bu konuda Seda Sayan'ı sabıkalı yaptı. Şimdi Demet'in de yerine Seda geldi. Ya Seda biten programların yerine geldi. Kimsenin yerine gelmek istemedi. Ama Seda bir profesyonel. Reddedebilir miydi? Reddedebilirdi. Ama reddetmedi. Kimse bir şey diyemez. Bugün yalnız ortaya çıkan bir şey var. Ebru Yaşar'la yazıştık sabahleyin. Ebru Yaşar diyor ki Demet'ten sonra program teklifi bana geldi. Ben kabul ettim. Bana bir erkek partner arıyorlardı. Şimdi diyorum ki
Demet'ten sonra Ebru'ya teklif etmişler. Ebru kabul etmiş. Ebru'nun yanına bir erkek partner arıyorlar. Yani Demet Alişan gibi Ebru ve bir erkek partner birini koyacaklar yanına. Ne oldu da Seda Sayan'a teklif gitti. Çünkü Seda 2 saatte program kabul edecek ve anlaşma yapacak bir kadın değil. Ben bunu Beyaz TV'de deneyimledim. O yazışmalar gitti geldi. Kılı 40 yardı avukatlar. İçine girecek olan doktorundan, editoryalından, program süresinden, asistanına kadar didik didik. Öyle 1 saatte evet deyip imza atacak bir kadın değil. Bu dediğim gibi güya iddia, Seda çok hatırlı birini devreye koymuş, programı almış. Asla ve kata trilyon kazanacağını bilse buna tenezzül etmez. Ruhu müsait değil, ahlakı müsait değil Seda'nın buna. Çenesi vardır konuşur, ısırır ayrı mesele ama asla ve kata hiç kimsenin 1 lirasına bunu ben alayım gözüyle bakmaz. Haberi olsa yanaşmaz da buna. Şimdi Amerika'da söz hakkı da yok kadının. Doğal olarak bir video çekti gönderdi attı sayfasında. Ve ısrarla da söylüyor. Son defa konuşuyorum ama benim gözüm burada değildi. Fakat Ebru Yaşar'la anlaşan yapım şirketi bence krizi yönetemedi. Demet'ten sonra Ebru Yaşar'a erkek solist ararken Seda Sayan'a dönmeleri biraz profesyonel dışı bir hareket. Yani Demet'e şunu söyleyebilirler. Ablacığım sen seneye olmayacaksın bize söyledin ya. Biz senin yerine birini arıyoruz. Sana da teşekkür ederiz emeklerin için. Belki Demet'in kalbi daha soğurdu. Ama Demet böyle bir bilgilendirme olmadı. Seda'dan da aynı gün içinde önde sabah teklif ettiler ama kabul etmedim bilginize. Akşamleyin de ben anlaştım haberiniz olsun. Mesajları arasında bir tavır sergilemek zorunda kaldı. Demet'i de anlıyorum bu tavırdan dolayı. Seda buraya geldiği zaman öğreneceğiz bir sürü şeyi. Mutlaka konuşacaktır bununla ilgili. Ama hem Ebru'nun hem Demet'in hem Seda'nın birbirleri arasında ve kamuoyu önünde birbirlerinin malında mülkünde ya da yaptıkları işin ekonomisinde gözü varmış durumuyla toplum önünde küçültülmesine açıkçası gönlüm razı değil. Dediğim gibi üçünün de ekonomileri çok iyi. Hiçbirinin diğerinin parasında gözü yok. Herkes kendine göre bir hayat kurmuş. Kaldı ki dediğim gibi Seda'yı çok daha eski tanırım. Seda bağırıp çağırabilir, hakaret edebilir, küfür kafir bile gidebilir. Ama asla hiç kimsenin cebindeki demir 1 lirada gözü olmayan bir kadındır. Yani bugün birazcık kötü bir duruma koydular Seda'yı sabahtan beri. Ama Seda böyle bir kadın değil. Yani asla tenezzül etmez. Ama Demet'e yaptığı söylemlerde yanlışı var. Demet'in bütün kırılma noktası kendisiyle kurduğu diyalogda söylediği lafla. Sonra dışarıdan birileri dahil oldu. İşte Alişan girdi, Nihat Doğan girdi, başkaları girdi. Ya bırakın kavga. Eğer bir kavgaysa Demet'le Seda arasında. Demet'le Seda. Bak bir bunu söylüyorum. O yanak yana resmimiz olmayacak diyen yani Demet, buraya yazıyorum herkes şahit. Yıl sonunu bulmayacak Seda ile bir araya gelecek. Hatta beklerim ki ziyaret olan açıldığında Seda'nın ilk programının konuğu Demet olsun. Yani bu çözülemeyecek bir iş değil. Ama burada benim şahsi fikrim hatalı yapım şirketi. Onlar bu krizi yönetemediler. Zaten ve Seda ile Demet'i kötü bir durumda bıraktılar. İşte insanları karşı karşıya getirmemek lazım. Sevgili izleyenler, gökyüzünün bize mesajı Buda'dan. Der ki Buda, öfke zehri kendin için karşındakinin ölmesini beklemek gibidir. Ruhlarımızı öfkeden, kinden arındırmamız, adaleti önce kendimize, sonra hayatımızın her noktasına yansıtmamız gereken enerjilerle karşı karşıya olduğumuz bir döngüdeyiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmak aslında çok zor ama bir o taraftan da kolay. Bırakalım ruhumuzdaki melek ruhumuzdaki karanlıkları yensin. 1 saati doldurduk. Çok teşekkür ederim Tayyar abicim. Son olarak ne söylemek istersin? Katıldın, şeref verdin. Ben seni çok seviyorum. Ne zaman abi dersen bil ki abin hemen yanı başında. Canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Gökler ben teşekkür ediyorum canım. Yolumuz ışık olsun. Güzel eşine selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.